Evet, canlı bir telefon bağlantımız var sevgili izleyenler. Deprem uzmanı Okan Tüysüz hattımızda. Okan Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikli olarak geçmiş olsun efendim. 4.6 şiddetinde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen bir deprem. Bu depremi nasıl yorumlamak gerekir? Bu deprem bir uyarıcı deprem olarak düşünülmesi gereken bir etkinlik. Marmara Denizi içerisinde aşağı yukarı 20 yıldan bu yana konuştuğumuz İstanbul'u tehdit eden önemli bir fay var. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu dediğimiz ve geçmişte de 1509'da, 1766'da, 1894'te büyük depremler üretmiş bir fay. Bu fayın içerisinde Silivri açıklarında ve oldukça sığ gelişmiş, 5 kilometre derinlikte gelişmiş bir deprem. O nedenle de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve yüzeyde sarsıntı yaratan bir deprem. Tabii 4.7'lik bir depremle olağan koşullarda hasar beklenmez. Eğer panik yapanlar olmadıysa ciddi anlamda bir hasar, yaralanma ve başka bir etkisinin söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Peki bu deprem için beklenen olası Büyük İstanbul depremi açısından öncü bir deprem, bir tetikleyici olarak bakabilir miyiz buna? Bunu söylemek mümkün değil. Mevcut durumda küçükten başlayan giderek birkaç etkinlikle büyüyen bir deprem. Ama şu andaki depremin görüntüsü bize böyle bir şey söyleme imkanını vermiyor. Deprem yerin 5.3 kilometre altında meydana geldi. Bu çok yüzeyde diyebilir miyiz? Bunu nasıl nitelendirebiliriz? Tabii sığ. Olağan koşullarda bizim Marmara Denizi içerisinde olan depremleri genellikle biz 10 kilometre civarında bir derinlikte bekliyoruz. Bu biraz daha sığ. Bunun nedeni olasılıkla orada mevcut olan çok sayıda fay var. Bizim merkezi çukurluk ya da Orta Marmara Çukurluğu dediğimiz bir alanın içerisinde yer alıyor. Bu Marmara Denizi'nin en derin kesimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla hani burada olan faylardan bir tanesi daha sığda kırılmış, 5 kilometre derinde kırılmış. Olağan beklenen depremin biraz daha üstünde bir seviye. Hissedilme nedeni de bunun sığ olması. Peki efendim, şunu da sormak istiyorum Sayın Tüysüz. 4.7'lik bu depremin ardından artçı sarsıntılar, olası depremler beklemeli miyiz? Evet, yani 4.7'nin altından 3.7'ye kadar varan, belki 4'ü bulan, aşağı yukarı aynı bölgede meydana gelen depremler olabilir. Zaten şu anda baktığımızda aynı yerde 4 tane falan deprem meydana gelmiş durumda. Peki bu depremin, 4.6 şiddetindeki depremin anlamı nedir? Anlamı şu, İstanbul için ya da tüm Marmara çevresi için önemli bir deprem beklentimiz var biliyorsunuz. Bunu oluşturacak olan fayın aktif olduğunu ve deprem üretmeye hazır olduğunu gösteren önemli bir ikazdır bu. Şunu da sormak istiyorum. Büyük bir deprem İstanbul ve çevresinde beklendiğini varsayacak olursak, bu 4.6 şiddetinde gerçekleşen depremin fay hattını rahatlatması ve büyük depremin şiddetini düşürmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir mi? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle binlerce deprem olursa ancak büyük bir depremi önleyecektir. Bu da çok mümkünatı olacak gibi. Mümkün olan bir şey değil zaten. Görünmeyen bir durum. Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bağlandınız canlı yayınımıza, bilgiler aktardınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler.